İyi akşamlar. Burası Amerika'nın Sesi Washington. Ben Barış Hornerli. Sayın izleyiciler, İsrail yakın bir zamanda İran'ın nükleer tesislerine hedef alan bir operasyon düzenleyecek mi? Washington'da bu konu tartışılıyor. Başkan Barack Obama, İsraillerin böyle bir karar verdiğini düşünmediğini söyledi hafta sonu. Konuyu Lehigh Üniversitesi öğretim üyesi Henry Barkey ile değerlendirdik. Washington'da İsrail'in İran'ın nükleer tesislerini hedef alacak bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceği konusunda spekülasyon yapılıyor. Amerika Savunma Bakanı Leon Panetta, Perşembe günü Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in bunu değerlendirdiğine işaret ettiğini, Amerika'nın da kaygılarını dile getirdiğini söyledi. Washington Post yazarı David Ignatius da, Panetta'nın İsrail'in Nisan-Mayıs-Haziran aylarında İran'daki tesisleri vurma ihtimalinin kuvvetli olduğunu düşündüğünü yazdı. Yani bu ihtimal Washington'da yoğun biçimde tartışılıyor. Ancak Başkan Barack Obama spekülasyona son vermeye çalıştı. Pazar günü Amerikan NBC televizyonuna demeç veren Obama, İsrail'in ne yapması gerektiği konusunda karar verdiğini düşünmüyorum dedi. Bu konunun bu kadar çok konuşulması İsrail'in bu yönde bir adım atmaya hazırlandığına mı işaret ediyor, yoksa gözdağı vermeyi mi amaçlıyor? Lehigh Üniversitesi öğretim üyesi Henry Barkey, İsrail'in aslında tek taraflı olarak saldırı düzenlemek istemediğini, İran'ın üzerindeki baskıyı arttırmayı amaçladığını düşünüyor. Tabii bir yerden İsrail gözdağı vermek istiyor. Çünkü eninde sonunda İsrail bunu kendisi yapmak istemiyor. Yani bunu yapmak istediği için yapacak değil bunu. Kendisini mecbur hissettiği için yapacak. Dolayısıyla öyle bir durum yaratmaya çalışıyor ki İsrail dışarıdan gelecek olan baskıların artmasını istiyor ki böylece kendisi yapmasını istemiyor. Bu baskılar ne olabilir? Bu şu anda gördüğümüz o yaptırımların sertleşmesi ki bu açıdan zaten bunu görüyoruz. Ve şunu düşünmek lazım. Eğer İsrail bunu yapmak istemiyorsa ve şu anda yaptırımlar konuşuluyorsa İsrail şu yaptırımların bir an önce konulmasını istiyor. Yani o öyle bir baskı oluyor. Barkey ancak İran'ın nükleer tesislerine hedef alan bir saldırı düzenlenecekse İsrail'in böyle bir fırsatı kaçırmak istemeyeceğini de söylüyor. Barkey de Panetta'ya atfedilen değerlendirmesi gibi bunun ilkbaharda olabileceğini düşünüyor. Ancak bunu son seçenek olarak görüyor. İsrail açısından bence bir saldırı hem İsrail için hem Orta Doğu için hem dünya için çok kötü olabilir. Ama öte yandan da İsrail'in psikolojisi açısından yani İran gibi bir rejimin eline silah, nükleer silah düşmesi çok tehlikeli. Dolayısıyla yani İsrail'in bu İkinci Dünya Savaşı'ndan gelen bir psikolojisi var. Dolayısıyla onu ciddiye almak lazım. Bu ciddi bir korku aslında İsrailliler için. Çok ılımlı tanıdığım bazı İsrailliler bile bir operasyonu görmek istiyorlar. O dereceye kadar ciddi korkuyorlar. Ama şunu da söylemek lazım ki İsrail'de aslında çok ciddi bir fikir ayrılığı var şu anda. Yani her İsrail'i böyle bir şey istemiyor. Zaten aslında kamuoyu oylamalarına baktığımız zaman İsraillerin çoğu istemiyor bir operasyon. Bu hükümetin alacağı bir karar ve bu hükümet için de büyük bir risk. Çünkü bu başarıya ulaşmazsa o hükümet için de çok kötü olacaktır. Peki operasyon olasılığı konusunda Amerika'nın tutumu açısından ne söylenebilir? Profesör Barkey, İsrail'in tek taraflı olarak saldırı düzenlemesini katiyetle istemiyorlar diyor. Katiyetle istemiyorlar. Niye? Çünkü bir kere Amerika'da şu anda seçim var. Yani bir Amerikan hükümetinin seçim sırasında yeni bir savaş, Orta Doğu'da yeni bir savaşın çıkmasını bir istemiyorlar. Böyle bir savaş çıkarsa kendileri de sürüklenebileceğinden korkuyorlar. Çünkü İranlılar sırf İsrail'e değil, şimdiye kadar onu da söylediler zaten. Ya Amerikan gemileri olsun, Amerika'nın önem verdiği üstlere de saldıracaklar. Dolayısıyla Amerika ister istemez kendisini bu savaşın içinde bulabilir. Ve şu anda Amerika hem Afganistan'dan hem de Irak'tan çıkmaya çalışıyor. Irak'tan çıktı güya. Dolayısıyla tam böyle çekilirken yeni bir savaş çıkmasını katiyetle istemiyor. Çünkü zaten Amerikan ekonomisi çok zor durumda. Tam bu resesyondan yeni çıkmaya başladı Amerika. Ve bu savaşın yaratacağı en
önemli sonuçlardan bir tanesi de petrol fiyatlarının çok hızlı bir şekilde yükselmesi olacak. Şu anda 100 dolar olan aşağı yukarı petrol fiyatları rahatlıkla 150 belki daha üstü çıkacaktır. Ve bunun Amerikan ekonomisi için, Batı ekonomileri için büyük problemler yaratacağı şüphesiz. Dolayısıyla Amerika bunu istemiyor. Fakat ve İsrail'e de baskı yapıyor bu konuda. Bu hafta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Washington'da temaslarda bulunacak. Barki, Türkiye ile Amerika'nın İran konusunda 2010 yılına kıyasla birbirlerine çok daha yakın olduklarını söyledi. Davutoğlu'nun temasları sırasında İran konusunun da önemli yer tutacağı tahmin ediliyor. Amerikan istihbarat yetkilileri İran'ın nükleer silah imal etme olasılığını hala kuvvetli bulmakla birlikte Tahran hükümetinin böyle bir karar almadığını söylüyor. Uzmanlarsa Tahran hükümeti böyle bir karar alırsa İran'ın yıl sonuna kadar nükleer silah üretebileceğini savunuyor. İran'ın nükleer programında ısrar etmesi batılı ülkelerle gerginliği arttırdı. Tahran hükümeti nükleer programının barışçı olduğunda ısrar etse de Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi İran'ın nükleer silah araştırması yaptığı yönünde kanıtlar ele geçirildiğini bildirdi. Amerika Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı James Clapper şöyle konuştu. İran bu yönde ilerlemekle birlikte henüz nükleer silah yaptığına inanmıyoruz. İran son birkaç aydır bir yeraltı tesisinde uranyum zenginleştiriyor. Son bir araştırmaya göre İran'ın bomba yapması uzun zaman alabilir. American Enterprise Enstitüsü'nden Masih Zarif şöyle konuşuyor. İran 2012 yazında yeterli derecede %20 zenginleştirilmiş uranyuma sahip olacak. Bu da 2,5 ayda nükleer bir silah yapmaya yetecek. İsrail ise İran'ın depoladığı uranyumu daha da zenginleştirerek 4 atom bombası yapabileceğini savunuyor. İran, Orta Doğu'da en fazla balistik füzeye sahip ülke. Amerikan istihbarat yetkilileri de İran'ın bu füzelerde kullanmak üzere nükleer başlık yapabileceğini düşünüyor. Senato İstihbarat Komisyonu üyesi Ron Wyden şöyle konuşuyor. İran liderleri iktidarlarını kaybetme tehlikesi görmedikleri sürece nükleer silah sahibi olmaktan vazgeçmeyecekler. İstihbarat yetkilileri İran'ın Amerika'ya ait binalar, hatta Amerikan topraklarına saldırma tehlikesinin arttığına dikkati çekiyor. Buna örnek olarak da İran'ın başkent Washington'da bir lokantada Suudi bir diplomatı öldürtmeye çalıştığı iddialarını gösteriyor. İran gittikçe daha saldırganlaşıyor, daha da risk almaya hazır. Savaşı Amerikan topraklarına taşımaya çalışıyor. İran Merkez Bankası Amerika'nın uyguladığı son yaptırımlardan büyük zarar gördü. Avrupa Birliği de 1 Temmuz'dan itibaren İran petrolüne ambargo uygulayacak. İran para birimi de hızla değer kaybediyor ve enflasyon tırmanıyor. Merkezi İstihbarat Dairesi CIA Başkanı David Petraeus şöyle konuşuyor. Yaptırımlar İran ekonomisini ciddi şekilde etkiliyor. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla tehdit ediyor. Amerika ise buna izin vermeyeceğini açıkladı. Uzmanlara göre bu da bir çatışma olasılığını arttırıyor. Özge Övünsert, Amerika'nın Sesi, Washington. Sayın izleyiciler, Amerika'da son veriler işsizliğin ülke genelinde %8,3'e gerilediğini ortaya koydu. Obama yönetimi bu gelişmeyi olumlu bir ilerleme olarak gösterirken muhalefetteki cumhuriyetçiler Beyaz Saray'ın ekonomi politikalarını eleştirmeyi sürdürüyor. 2012 seçimlerinde temel konu Amerikan ekonomisi. 2007'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır durgunluk dönemine giren ekonomi yavaş büyüyor. Ancak durum tamamen umutsuz değil.
İşsizlik son 4 aydır sürekli düşüyor. Eylül ayında %9 olan işsizlik Ocak ayında %8,3'e indi. Finans piyasaları da Başkan Obama da işsizlik rakamlarındaki düzelmeden memnun. Ocak ayında Amerikan şirketleri 257 bin yeni iş sahası yarattı. Daha fazla kişi iş bulabildiğinden işsizlik oranı düştü. Son 23 ayda toplam 3 milyon 700 bin kişiye iş yaratıldı. Kasım ayında Başkan Obama'ya rakip olmayı uman cumhuriyetçi adaylar işsizlik rakamlarındaki gelişmeyi çok az ve çok geç bir iyileşme olarak değerlendiriyor. Cumhuriyetçiler bundan da Obama'yı sorumlu tutuyor. Nevada ön seçimlerinden galip çıkan cumhuriyetçi aday adayı Mitt Romney, Beyaz Saray'ın işsizlik konusundaki %8'lik hedefinin gerisinde kaldığını söyledi. %8,3'lük işsizlik rakamını başarı gibi göstermeye çalışıyorlar. Oysa 36 aydır belirledikleri hedef rakamlara ulaşamadılar. Cumhuriyetçi adaylardan Newt Gingrich de benzeri bir değerlendirme yaptı. İşsizlik düştü. Evet düştü. Çünkü 4 milyonu aşkın kişi aktif olarak iş aramaktan vazgeçti. Başkan Obama durumun düzeldiğini söylerken sorunların hala tam olarak çözülemediğini kabul ediyor. Hala iş arayan veya işini daha iyisiyle değiştirmek isteyen çok Amerikalı var. Ama ekonomi büyüyor, canlanma hızlanıyor. Bu hızı ve iyileşmeyi sürdürmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Son kamuoyu yoklamaları da işsizlik rakamlarındaki düşüş açıklandıktan sonra Obama'ya verilen desteğin yükseldiğini gösteriyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Sayın izleyiciler, Birleşmiş Milletler Lübnan'da kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısında ani bir artış olduğunu bildirdi. Amerika'nın Sesi muhabiri Henry Ridgewell, Lübnan Suriye sınırındaki Vadi Halit kasabasında mültecilerin durumunu inceledi. Abra Okulu 80 Suriyeli mülteciyi barındırıyor. Bina yıllar önce terk edilmişti. Dışarıda hava sıcaklığı sıfırın altında. Dizel kullanan ısıtıcılar işe yarıyor ancak nefes almayı zorlaştırıyor. Gün içinde erkekler toplanarak Suriye'deki gelişmeleri konuşuyor. Hepsinin korku ve işkence dolu hikayeleri var. Merha İbrahim bir protesto gösterisine katıldığı için haftalarca tutuklu kaldığını, daha sonra ailesiyle ülkeyi terk ettiğini söylüyor. Bizi kollarımızdan asıyorlardı ve ayaklarımız havada sallanıyordu. Elektrik veriyorlardı. Vücudumda bunun izleri, yaraları var. Bizi falakaya yatırdılar. Ellerimizi, kollarımızı bağladılar. Bir tahtaya yatırdılar ve ayaklarımızı havaya kaldırıp vurdular. Yan odada kadınlar ve çocuklar kalıyor. Yazın buraya sığınmalarından bu yana burada 15 bebek dünyaya gelmiş. 2 aylık bir bebeğin annesi çok üşüdüklerini ve ilaç bulunmadığını anlatıyor. Kızılay bu mültecilere gıda, süt ve su dağıtıyor. Erkekler ailelerini geçindirmek için iş aradıklarını ancak çalışmalarının yasak olduğunu söylüyor. Çalışmak istiyoruz ama izin yok. Kimlik kartımız yok. Buradaki mültecilere yardım etmenin tek yolu gazetecilere açıklama yapmak, başımızdan geçenleri dünyanın bilmesini sağlamak. Tabii Esad rejimi de televizyonu izliyor, ne yaptığımızı biliyor. 2 gün önce evime ikinci kez saldırı düzenlendi. Bazen akrabalarımızı, yaşlı anne babalarımızı tehdit ediyorlar. Suriye'den Lübnan'a birkaç bin mülteci giriş yaptı. Lübnan hükümeti bu konuda sessiz kalmayı tercih ediyor. Ancak mülteci akını daha da artarsa Lübnan'ın ciddi bir krizle karşı karşıya kalması mümkün. Suriye'de şiddet olayları kötüleştikçe Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi daha büyük bir mülteci akınına hazır olduklarını açıkladı. Abra Okulu geceleri sessizleşiyor. Araba aküleriyle yanan ampuller sönüyor. Suriye'deki şiddetten kendini kurtarmayı başaran bu mülteciler bundan sonra neler yaşayacaklarını bilmiyor. Selin Söğrünlü, Amerika'nın Sesi, Washington.
Evet, Washington'dan bugünlük de bu kadar. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarını internette amerikansesi.com adresinde izleyebilirsiniz. Yarın 20.45'te görüşmek üzere. Washington'dan iyi akşamlar.